Herkese merhabalar. Bu videomuzda Power Inverter incelemesi yapacağız. Ürünü Banggood gönderdi. Gördüğünüz gibi 12 voltu 220 volta çeviren model. Evet, şimdi kutumuzu açalım. Kutumuzdan bir tane çakmaklık kablosu çıkıyor. Bir tane timsah uçlu kablo çıkıyor. Ve bu da güç dönüştürücü Solar Power model T4000. Cihaza baktığımızda yan tarafta artı ve eksi uçları görüyorsunuz. Bu güç girişi, soğutucu fanı var. Diğer tarafa baktığımızda on-off ledlerini görüyorsunuz. İki tane USB girişi var. Bir tane açma kapama tuşu. Burada da çıkış prizini görüyorsunuz. Ön tarafta giriş ve çıkış volt değerlerini gösteren bir led panel bulunuyor. Sürekli olarak verebildiği güç 300 watt. Yani 300 watt'a kadar cihazları bu adaptör sayesinde kullanabiliyoruz. Cihaz günlük yaşamda kullandığımız adaptörlerin tam tersi görev görüyor. Normal adaptörler evimizdeki prizlerdeki alternatif akımı direkt akıma çevirerek kullanmamızı sağlıyorlar. Bu ise tam tersi, direkt akımı alternatif akıma çeviriyor ve sanki prizden elektrik alıyormuşuz gibi kullanabilmemizi sağlıyor. Bu cihazı araçta kullanıyoruz. Güç çeviriciler iki çeşit oluyor. Bir tanesi saf sinüs dalgalı olan modeller. Bunlar daha pahalı modeller. Bu ise modifiye sinüs dalgalı güç çevirici. Burada farkını görüyorsunuz. Saf sinüs dalgalı olan grafiği bu şekildeyken modifiye sinüs dalgası bunu taklit ediyor. Daha keskin geçişler var. Tasarım olarak baktığımızda kompakt bir yapısı var. Üzerinde LED göstergeler, LED ışıklar var. Burada USB çıkışları var. Özelliklerine baktığımızda ise aşırı sıcaklık koruması var. 50 derecenin üzerine çıktığında otomatik olarak kapanıyor. Bu da yangın vesaire çıkmasını önlüyor. Düşük batarya voltaj koruması var. Aküden aldığımız voltaj 10,5 voltun altına düşerse akımı kesiyor. Yüksek voltaj koruması var. 15,5 voltun üzerinde bir akım varsa kendini kapatıyor. Çıkış gücü kapasitenin üzerinde ise korumaya alıyor kendini. Kısa devre koruması var. Bir de ters bağlantı koruması var. Artı eksi ucu ters bağladığımızda kendini kapatıyor. Cihazı iki şekilde kullanabiliyoruz. Bir, araçtaki çakmaklığa bağlayarak kullanabiliyoruz. Bu kabloyu ise aküden bağlantı sağlamak için kullanıyoruz. Çakmaklıktan kullandığımızda tabi elde edeceğimiz güç daha düşük oluyor. 150 watt ve altında bir cihazı takacaksak bunu kullanabiliriz. Ancak 150 wattı geçiyorsa bununla kullanmamız gerekiyor. Cihaz sürekli olarak maksimum 300 wattlık bir güç verebiliyor. Anlık olarak da 600 wattlık bir güç verebiliyor. Artı eksi uçtaki kapakları çıkartıyoruz. Mesela çakmaklık girişiyle kullanacaksak bu kabloyu bağlıyoruz. Bunu da çakmaklık girişine takıyoruz. Ya da bu timsah uçlu kabloyu takarak aküye bağlantı yaparak kullanabiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey cihazın verebileceği güç üzerinde bir cihaz kullanmamak. Mesela saç kurutucu, buzdolabı bu tarz şeyleri çalıştırmayacaktır. 300 wattın altındaki cihazları güvenle çalıştırabiliriz. Kampta, doğada bayağı işe yarayacak bir ürün diye düşünüyorum. Bunu da akünün artı ucuna ve eksi ucuna bağlıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Evet, şimdi çakmaklığımıza taktık cihazı. Açıyoruz. Gördüğünüz gibi 14,5 volt giriş var. 238 volt çıkış var. Şimdi mesela diremeli deneyeceğiz. Diremel el motorunu. Tükettiği gücü şuradan görebiliriz. 130 watt güç tüketiyor. Yani bu cihazı çakmaklığa takarak kullanabilmemiz gerekiyor. Şimdi deniyoruz. Açıyoruz. Açıyoruz.
Çakmaklıktan kullandığımızda dediğim gibi 150 Watt'ı geçmemesi gerekiyor. Şimdi başka bir cihaz daha deneyelim. Bu da beyin makinesi. Bunun da tükettiği güç yanlış hatırlamıyorsam 60 Watt'tı. Evet, gördüğünüz gibi bu da çalışıyor. Cihazdan sadece bir fan sesi geliyor. Evet, ısınıyor. Bununla mesela laptopumuzu şarj edebiliriz veya diğer basit cihazları çalıştırabiliriz. Giriş volt 12.7, çıkış 220 civarı. Eğer bu 10.5'un altına düşerse zaten cihaz elektriği kesiyor. Yani aküyü bitirir mi diye korku yaşamamıza gerek yok. Eğer 150 Watt'ı geçen bir cihaz kullanacaksak timsah klipslerini takıp aküye bağlantı yapmamız gerekiyor. Kırmızıyı artı uca, siyahı eksi uca bağlayarak kullanıyoruz. Güzel, işe yarayacak bir cihaz. Almak isteyen olursa açıklama kısmındaki linkten satın alabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.